Şimdi arkadaşlar galiba burada konuşacak şahsiyetlerin tecrübelerini aktarmak amacıyla düzenlenen toplantılar bunlar. İlki de ben imişim. Ben devam eden bir program olduğunu zannediyorum. Bana sorular ne konuşabiliriz diye. Ben de kitaplarla dost olmak gibi bir başlık altında gençlerle sohbet edebilirim dedim. Çünkü çocukluğumdan itibaren, çok küçük yaşlardan itibaren kitaplarla dost olan bir ağabeyinizim. Hayatım kitaplarla geçiyor kütüphanelerde. Kendi kütüphanemde ve diğer kütüphanelerde geçiyor diyebilirim. Bir de yıllarca birçok gazetede kültür sanat servisini yönettiğim için neredeyse 1980'lerin başından itibaren Türkiye'de çıkan hemen her kitap bana gelir. Masamın üzerine yığılır idi, hala öyle. Çünkü hala yazıyorum zaman zaman da kitaplardan söz ediyorum. Tabii bana gönderilen kitapların çoğu yazarı tarafından söz edilir belki. Kitabımdan bahsedilir ümidiyle gönderiliyor. Ama artık o kadar çok kitap çıkıyor ki hepsini takip etmek, takip edebilseniz bile hepsini ciddi manada okuyabilmek, değerlendirebilmek çok zor. Tabii kaçınılmaz bir biçimde ne yapıyoruz biz de? Mümkün olduğu kadar, ki o bile fazla, ilgi alanımıza giren, uğraştığımız, çalıştığımız, araştırmayı düşündüğümüz konularla ilgili kitapları mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyoruz. Kitaplarla dost olmak her halükarda güzel. Yani alıp hiç okumadığınız kitabı bile şöyle bir karıştırmak, ona dokunmak, dokusunu hissetmek. Şöyle sayfalarını karıştırırken gözünüze çarpan ilgi çekici bir cümleyi, o cümlenin arkasından gelen paragrafı okumak son derece zevkli bir şeydir. Bazen kitabın ismi bile sizi çekebilir, kendine çekebilir, içine çekebilir. Veya kitabı karıştırırken içinde karşınıza çıkan bir bölüm başlığının altında yazılı olanlar çok hoşunuza gidebilir. Kitabın bütününü okumak ihtiyacını hissedebilirsiniz. Ama tabii kitaplarla dost olmak için biraz erken yaştan kitaplarla arkadaşlık kurmak gerekir gibi geliyor bana. Ne düşünürsünüz? Bilmiyorum. Ben ilkokul 2. sınıftaydım. Anadolu'da bir taşra kasabasında. Kitaba yabancı değildim. Çünkü annem geceleri bize eskilerin okuduğu kitapları okurdu. Taş baskısı, eski harfli kitapları okurdu. Mesela Battalname'yi okurdu. İşte Yazıcıoğlu kardeşler vardır, bilir misiniz bilmiyorum. Artık gençler öyle şeylerden pek haberdar değil. Ahmediye, Muhammediye gibi. Aslında tarih boyunca Türk halkının kültürel kodlarını belirleyen kitaplar vardır. Böyle evlerde okuma yazma bilenler veya köy kahvelerinde, köy odalarında okuma yazma bilenler insanları toplarlar, onları okurlar. Çok yaygın bir şekilde, özellikle Azeri kitapçılar tarafından dağıtıldığı için, çok zaman da değil yani, çok eskiden de söz etmiyorum. Yani onlar 50 sene öncesine kadar. Azeri kitapçılar, onlar çok ticari düşünen, yaratıcı adamlardır. İstanbul'da matbaalardaki matbaacıların çoğu da Azeri'ydi. Topladıkları kitapları yüklenirler, Anadolu'ya taşırlardı. Köy köy, kasaba kasaba. O zamanlar şimdiki gibi büyük dağıtım şirketleri vesaire yoktu. O kitaplar az veya çok mutlaka köylere, kasabalara vesaire ulaşılır. Az önce söylediğim gibi okuma yazma bilenler tarafından evlerde, köy odalarında, kahvelerde, tekkelerde, camilerde vesaire okunurdu. Yani dinlemek de aslında bir çeşit okumaktır. Değil mi? Artık okumak kavramı çok geniş. Okuma yazma bilmeyen insanlar okumuyor diye bir hüküm vermek doğru
değil. Değil mi? Dünyaya bakarsınız, eşyaya bakarsınız, çevrenize bakarsınız, insanın yüzüne bakarsınız, bir şeyler okursunuz aslında. Her şeyde bir işaret vardır. Bir ayet vardır. Ondan okursunuz. Tabii insanlık tarihinin belli bir döneminde yazı icat edildi. Daha sonra kağıt, işte kağıdın ön şekilleri, işte Çinliler fun dedikleri bir kağıt, işte Mısırlılar papirüs, Yunanlılar parşömen, bir çeşit deri kağıttır biliyorsunuz. Yani kağıt dediğimiz şeyin süreci ta Çinlilerle başlayıp Mısırlılarla, Yunanlılarla devam eden ama Çinliler kanalıyla İslam dünyasına gelen, batıya daha ziyade İslam dünyasından geçen bir ürün. Yazı kağıda geçmeye, taştan, tabletlerden, kil tabletlerden kağıda geçiş süreci. Tabii yazılı şeyden okuma macerasının başlangıcı demektir. Asıl manasında medeniyeti yazıyla başlatırlar ama o yazıyı icat eden insanların düşünce serüveni medeniyetin dışında düşünecek şeyler değil. Her neyse, yani okuma aslında çok geniş bir kavramdır. Derrida ile birlikte daha geniş bir şekilde okuma kavramı kullanmaya başladık bildiğiniz gibi. İşte Anadolu'ya böyle kitaplar gelirdi. Ben ilkokul 2. sınıftaydım. Böyle cami duvarlarına dizerlerdi kitapları. Ama nasıl kitaplar? Böyle birer formalık kitaplar, bölükler. Bir formu 16 sayfadır biliyorsunuz. 16 sayfalık kitaplar. Bu kitaplar arasında Binbir Gece masallarından tutun, Hazreti Ali'nin cenklerine kadar popüler bir şekilde halk arasında okunan kitaplar. Galiba bir bayram sonrasıydı. Hani bayramlarda çocuklara harçlık verirler ya. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş neyse. Genellikle 5 kuruş, 10 kuruştu harçlığımız bizim. İşte birkaç eş, dost filan 5 kuruş, 10 kuruş filan verdiğiniz zaman şöyle bir küçük yekün tutuyordu. Herkes, çocuklar leblebi alırlar, şeker alırlar vesaire, çikolata filan yok o zaman. Öyle bir tarihten söz ediyorum. Yaşım da ortaya çıkıyor böylece. Öyle bir tarihten söz ediyorum. Benim de 50 kuruşum birikmişti. Yaşadığım kasabanın camisinin duvarında bir satıcının dizdiği kitaplar gördüm. O kitaplardan bir tanesini gözüme kestirdim. Binbir Gece masallarından Ali Baba ve 40 Haramiler. Bu masalı bilmeyen yoktur değil mi içinizde? Çok meşhur bir masaldır. Filmleri falan yapılmış bir masaldır. Binbir Gece masalları ise Hint menşeli olmakla beraber İslam dünyasında asırlarca okunmuş, insanların hayal gücünü geliştiren, Avrupa'ya gittikten sonra da bütün Avrupalı yazarların hayran oldukları, neredeyse öyle yazarlar var ki Borges gibi, André Gide gibi İncil'den önce Binbir Gece okumuş Avrupalı yazarlar var. Hakikaten inanılmaz bir muhayyile, inanılmaz bir hayal gücü vardır Binbir Gece masallarında. Benim ilk aldığım kitap, para vererek, anneminden dinlediklerim haricinde, para vererek ilk aldığım kitap 16 formalık Ali Baba ve 40 Haramiler'di. Biliyorsunuz Ali Baba ve 40 Haramiler de Ali Baba tesadüfen 40 Haramiler'in mağarasını fark eder, uzaktan takip eder onu. Haramilerin şefi mağaranın kapısına gelir, açıl susam açıl deyince mağaranın kapısı açılır. Soyduklarını oraya koyarlar, orada dağlar gibi servet yığılmıştır. Ali Baba o formülü duyduktan sonra açıl susam açıl diyerek haramiler kaçtıktan sonra mağaraya girecek, o hazineye konacak, daha sonra 40 haramiler onun peşine düşecekler vesaire vesaire, masalı biliyorsunuz. Evet, yani Ali Baba açıl susam açıl deyince nasıl o hazine açıldıysa, emin olun Ali Baba ve 40 Haramiler masalını okuduktan sonra da benim için açıl susam açıl demiş gibi önüme kitapların dünyası açıldı. Ama kitap bulmak
kasabada, Anadolu'da 1950'lerde, 60'larda okuyacak kitap bulmak, gidecek kütüphane bulmak çok zordu. Okullarda kütüphane var mıydı? Vardı ama sanki o kütüphaneye girmek yasaktı. Böyle görevli hocaların elinde anahtar olur. Kimseye de emanet etmezler, onu sokmazlar. Yani yasak oda gibi kütüphaneler bizim zamanımızda. Halbuki açık olmalı, açık raf olmalı, çocuk girmeli değil mi o kütüphaneye? Okul demek kütüphane demektir aslında. Kütüphanesiz okul olmaz, hele üniversite hiç olmaz. Ama Türkiye'de birçok üniversitenin ciddi manada kütüphanesinin bulunmadığını biliyoruz maalesef. Böyle. Yani kütüphane de yok. Ne yapacaksınız? Yani bulabildiğiniz ne bulursanız okuyacaksınız. Bir yazılı kağıt parçası, atılmış bir dergi, bir gazete bile bulsam, böyle deliler gibi okuyordum. Nihayet Sivas'ta, kasabadan ilkokul ikinci sınıftan sonra taşındık biz, Sivas'ta büyüdüm. İlk okul, ortaokul, lise Sivas'ta yaşadım. Sivas'ta bir gün, aranızda Sivaslı var mı bilmiyorum, bir arkadaşım beni bir kütüphaneye götürdü. Selçuklulardan kalma çifte minare vardır, bilirsiniz az çok. O çifte minarenin arkasında ahşap bir ilkokul vardı. O ilkokulun bir kütüphanesi. Ama diğer okulların kütüphanelerine benzemiyor. Yani açık, aynı zamanda bağımsız bir kütüphane olarak hizmet veriyormuş meğerse. Orası şimdi yıkıldı tabii. Medresenin temellerini ortaya çıkarmak için o ahşap binayı yıktılar. Oraya girdim. İnanır mısınız, bir cennete girmiş gibi hissettim kendimi. Açık raf. Yani istediğiniz raftan istediğiniz kitabı alabiliyorsunuz. Oturup orada okuyabiliyorsunuz. Böyle her çeşit kitap. Ciltlisi var, renkli basılmışı var, ciltlisi var, ciltsizi var, siyah beyazı var, incesi var, kalını var. Raflar dolu. Çocuk kütüphanesi. İlkokul 3 veya 4. sınıftayım. Ben o kütüphanenin tiryakisi oldum. Yani orada okumadığım masal kitabı kalmamıştı, inanır mısınız? Grimm kardeşlerden, Binbir Gece masallarından, ilk okuduğum Binbir Gece masallarından bir parçaydı. Ali Baba ve Kırk Haramiler. Binbir Gece masallarından tutun, Grimm kardeşler masallarına, Andersen masallarına, Keloğlan masallarına, Billur Köşküdür, efendim Az Gittik, Uz Gittikidir, Hemşehrim, Eflatun Cem, Güney'in yazdığı masallardır. Binlerce masal. Hatta çok güzel basılmış bir kitap, birkaç kitap görmüştüm. Gözüme kestirdim onları bir gün. İtiraf ediyorum. Gözüme kestirdim onları. Böyle okul önlüğüyle de gidiyorduk. Siyah önlük, beyaz yaka. Böyle önlüğümün altına kıstırdım. Çocuğum daha yani, ama kitap beni büyülemiş. Renkli basılmış ve ciltli kitap. Götürdüm eve. Çaldım yani. Tabii babam fark edince onları nereden buldun? Biraz sıkıştırınca söylemek zorunda kaldım. Yok, fena bir zılgıt yedim tabii babamdan. Ertesi gün yine aynı şekilde önlüğümün altına sıkıştırdım o 3 tane kitabı. Götürdüm, yerine koydum. Ama ondan sonra benden kitap alıp da geri getirmeyenlere hiç kızmadım. Hiç kızmadım. Demek ki bazı kitaplar öyle cezbediyor ki insanı, öyle cezbediyor ki ona sahip olmak istiyorsunuz. Ama çok yazar var. Mesela aklıma geldi, hemen o anekdotu anlatayım. Victor Hugo'nun meşhur lafıdır. Kütüphanesinde ödünç verdiği geri gelmeyen kitaplarının yerini boş bırakırmış. Ama kızmazmış. Neden? Çünkü ben de alıp geri vermediğim kitaplarla oluşturdum bu kütüphaneyi. Dermiş. Evet. Şimdi bakın, Marcel Proust
modern romanın en önemli isimlerinden birisi biliyorsunuz. Okuma Üzerine adlı bir küçük kitap ama gözlüğümü getirmediğim için nasıl okuyacağım bilmiyorum şimdi. Sadece girişinden çocuklukta okunan kitapların ne anlama geldiğini şöyle uzak tutarak okumaya çalışacağım. Ceketimi değiştirdim her zaman yaptığım gibi gözlüğümü. Gel bakalım. Gel şu birkaç şöyle bir sayfasını oku bakalım. Gel. Şöyle yaklaş. Mikrofondan da okuyabilirsin. Şuraya kadar oku. Marcel Proust'u biliyorsunuz, Geçmiş Zamanın Peşinde adlı o meşhur nehir romanın yazarı, modern romanın en büyük isimlerinden, kurucu isimlerinden biridir. Florence Notları... Floransa notlarıyla Raskin'e çok büyük keyif vermiş olan Prenses Madame Alexandre de Karaman, Chimay'a duyduğum derin hayranlığım anısına Madame'ın hoşuna gittiği için bir araya getirdiğim bu sayfaları saygılarımla adıyorum. Bize yaşanmamış gibi gelen çocukluk günlerimizde çok sevdiğimiz bir kitapla geçirdiğimiz günler kadar dolu dolu yaşanmış başka bir gün belki yoktur. Başkalarına göre bu çocukluk günlerini dolduran, bizimse kutsal bir zevki kabaca engelliyor diye uzaklaştırdığımız her şey, kitabın en ilginç bölümünde oyun oynayalım diye bizi aramaya gelen bir arkadaş, gözlerimizi sayfadan ayırmak veya yerimizi değiştirmek zorunda bırakan rahatsız edici güneş ışığı veya arı. Tadına bakalım diye getirilen yiyecekler ki dokunmadan yanımızda sıranın üzerine bırakmışken tepemizde mavi gökyüzünde, kusura bakmayın, heyecanlıyım. Heyecanlanacak bir şey yok. Tepemizde mavi gökyüzünde güneşin ışıkları zayıflar. Akşam yemeği için içeri girmemiz gerekir. Oysa bizim aklımız fikrimiz yemeğin hemen ardından çıkıp kitabın yarım kalan bölümünü bitirmektir. Kitap okurken sadece uygunsuz bir şey olarak algıladığımız bütün bu şeyler tersine öylesine tatlı, o dönemde bu denli bir aşkla okuduğumuz kitaptan çok daha değerli olduğunu şimdi anladığımız bir hatıra içimize işliyorlardır ki bugün bile geçmiş zamanın bu kitaplarını karıştırmak aklımıza gelirse bu kitapları mazi olmuş günlerden kalan yegane takvim olarak ve artık var olmayan evlerin ve gölcüklerin sayfalarına yansıdığını görme umuduyla karıştırırız. Evet. Çok çok güzel anlatıyor. Baştan sona okumanın anlamı, niçin okumak gerektiği, okuduğumuz kitaplarla yaşadığımız anların örtüşmesinden kaynaklanan hatıralar vesaire. Hakikaten ben Proust'un anlattığı şeyi aynen anlattığı gibi hissediyorum. Okuduğum kitaplarla yaşadığım anlar örtüşüyor. Çocukluk zamanımdan kalma kitaplarım hala bazıları kütüphanemde duruyor. Yani onları elime aldığım zaman sanki birdenbire zaman içerisinde yolculuk yapmış gibi o kitabı okuduğum anlara gidiyorum. Ciddi manada besliyor. Ama bazen o kitapları tekrar okumamak gerekir. Evet, çünkü büyü bozuluyor o zaman. Zaman içerisinde okudukça seviyeniz yükseliyor, anlama kapasiteniz genişliyor, kelime hazineniz genişliyor, hayal gücünüz artıyor değil mi? Dolayısıyla çocukken zevk aldığınız veya gençken, ilk gençlik çağında okuyup zevk aldığınız kitaplar, ileri yaşlarda okuduğunuz zaman size basit gelebilir. O büyüyü bozmamak için o kitaplara dokunmak ama tekrar okumamakta fayda var, büyü bozulabilir. Büyü son derece önemli. Bir gün sahaflarda dolaşıyordum. Belki sahaflara aşinalı olan varsa tanırlar. Sahaf Halil Bey vardır. Seslendi bana, üstad gel filan diye, böyle aralarında üstad filan, böyle sıradan tabirdir o, üstad gel filan deriz birbirimize. Böyle adeta 4-5 pakete sarılmış bir kitabı açtı. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Aynı yaştayız. Bizim ilkokul 1. sınıfta okuduğumuz alfabe kitabı.
Hani baba bal al, al Ali sana bal filan gibi tekerlemelerin olduğu, okuma yazmayı öğreten alfabe kitabı. Emin olun ilkokul birinci sınıfta yaşadığım anlara gittim. Yani o kitaba dokunmak bile bir ayrı bir zevkti. Yani erkenden okunan kitaplar kadar insanı okumaya alıştıran, okuma zevki veren şey olamaz. Bakımdan şanssız çocuklar kitapların bulunduğu evlere doğan çocuklardır. Yani kitaba dokunacak bir kere. Sayfalarını karıştıracak. Bazı titiz babalar vardır. Yırtarlar çocuklar, çizerler falan biliyorsunuz. Kızarlar. Kızmamak lazım aslında. Alacak kitabı. Ben kitapların bazılarını açıyorum. Ha, o oğlumun daha küçük bebekken çizdiği, yırttığı falan sayfalarla karşılaşıyorum. Çizecek, dokunacak, sayfalarını çevirecek, resimlerine bakacak vesaire. O kitabın yenisini yerine koyabilirsiniz ama o çocuğun engellediğiniz takdirde o kitapla uğraşırken aldığı zevki bir daha yerine koyamazsınız. Böylece başlıyor aslında okuma macerası. İlk okunan kitaplar ve bir de ailede okumayı teşvik eden birileri varsa, okuyan birisi varsa veya gittiğiniz okulda bir öğretmen, iyi bir öğretmen sizi okumaya teşvik ettiyse yaşadınız demektir. Yani. Ondan sonra kitabı asla bırakamazsınız. İyi öğretmen kadar önemli bir şey yoktur. Bazen babadan, anneden bile çok daha etkili olur rol model olmak bakımından. Benim Türkçe öğretmenim vardı. Ortaokul sıralarında. Adını hiç unutmam. Diğer öğretmenlerin hepsinin adını unuttum. İlkokul öğretmeninin adını bir tek hatırlıyorum, Sıtkı Bey. Bir de ortaokul ve lise hayatımdan Türkçe öğretmenimin adını hatırlıyorum. İlhan Alp diye fevkalade ders anlatırdı. Tabii çok zeki bir adam olduğu için hangi talebenin neye meraklı olduğunu, neye kabiliyeti olduğunu hemen daha ilk dersten itibaren fark eder, anlardı. Ben de şiir yazmaya gayret ediyordum. Bir de resim yapıyorum, hala da resim yaparım. Resimle de çok yakından alakalıyım. Okumada çok yönlü olmanın da üzerinde duracağım, çok önemlidir. Resim sanatıyla yakından ilgiliyim. Ressamlar hakkında kitaplarım da var ya. Yani. Resimle ilgili olduğumun farkına vardı. Şiir yazdığımı da zaten Türkçe öğretmen olarak görmüştü. Bir gün bana bir kitap getirdi. Varlık yayınlarını bilir misiniz? Eski Varlık yayınlarını hala sahaflarda falan görünür. Büyükler. Sahaflar çok önemli. Ve sahaflara zaman zaman şöyle yolunuzu düşünün. Her yıl sahaf festivalleri de yapılıyor. Taksim'de, efendim, Üsküdar'da vesaire. Harika sahaf festivalleri yapılıyor. Varlık yayınlarının böyle küçük cep kitapları vardı. Cep kitapları. Yaşar Nabi Nayır, bu Varlık yayınlarının sahibi ve Varlık dergisini çıkaran şair, yazar vesaire öyle bir adam. Onun derlediği şiirin ne olduğuna değil, daha ziyade ne olmadığına dair yazılardan oluşan küçücük bir kitap, cep kitabı, cebimize taşıdığımız kitaplardan bir kitap. O kitabı getirdi bana verdi. Oku bunu diye. Ben ortaokul talebesiyim. O kitabı biraz ağırdır tabii. Önemli yazarlar tarafından yazılmış metinlerden oluşuyor. O kitabı sabırla okudum. Hakikaten şiirin ne olmadığını o kitabı okuyarak anladım diyebilirim. Sonra da başka bir gün bir kitap daha getirdi bana. Tabii o kitabı iade ettikten sonra hoşuma gittiği için ilk karşılıklarımı biriktirerek daha doğrusu Varlık yayınlarından her biri 1 liraydı kitapların. Her biri fiyatlarını bile unutmuyorum. Hala da kütüphanemde duruyor o kitap. Gittim kendim edindim. Yani o kitabı kütüphaneme koydum. Kütüphanemde Ali Baba ve 40 Haramiler'den sonra ders kitaplarını saymazsanız para vererek aldığım, sahip olduğum ikinci kitap. Sonra bana İlhan Hoca Resim Sanatı adlı yine cep boyu bir kitap getirdi.
O kitabı da okudum. Resim ne değildir, ne değildir? Önemli ressamlar, belli başlı resim teknikleri, yağlı boya, guaş, sulu boya, kara kalem nasıl yapılır falan gibi pratik bilgiler veren bir kitaptı. O kitabı da okudum. Ve o kitapları okuduktan sonra zaten ne resim beni terk etti, ne de şiir beni terk etti. Fakat o kitabı bulamadım bir daha. Yani hocaya iade ettim. O kitabı da edinmek istiyordum, bulamadım. Zaman zaman yavaş yavaş böyle kitaplar biriktirmeye başladım. Üzerine de yazıyordum böyle. Beşir Ayvazoğlu kitaplığı 1-2 filan. Ama evimizde öyle kütüphane falan yok. Küçük bir dolapta annemin o sözünü ettiğim taş baskısı eski harfli kitapları dururdu. Onun dışında kütüphane falan yoktu. Bir de babamın aşık kitapları vardı. Aşık Vusati, Yunus Emre, Karacaoğlan vesaire gibi babam da öyle şeyler okurdu. Ama annem hakikaten kelimenin tam manasıyla okur yazar bir kadındı. Neden? İki alfabeyle de en iyi şekilde yazar okurdu. 1928 yılına yani harf inkılabının yapıldığı yıl ilkokul 3. sınıftaymış. Yani 1, 2, 3. sınıflarda eski harflerle okumuşlar. 4. 5. sınıflarda yeni harflerle. Onun neslinden çoğu insan daha sonra eski harfleri terk etmiş, unutmuşlardır. Annem katiyen terk etmediği için, sürekli okuduğu için en çetrefil yazma kitapları bile şakır şakır okurdu. Yani sonradan öğrenenler kolay kolay okuyamazlar. Ancak içinden gelirseniz rahat okursunuz. Anneme ben okuyamadığım daha sonraki yıllarda çeşitli metinlerle haşır neşir olurken okuyamadığım metinleri anneme götürürdüm. Annem okurdu ve bir de eski yazım gelişsin diye annemle eski harflerle mektuplaşırdık. Hala annemin eski yazılı mektupları zaman zaman kitapların arasından çıkıyor böyle. Yani bakın işte annemin, babam o kadar etkili olmadı. Niye? Annem okur yazardı hakikaten. Hem okuyarak hem de yazarak benim hayatımda ilk etkili olan insan annem oldu. Ama yani yoksul bir aileydik. Yani öyle hemen kitaba para verebilecek imkanımız olmadığı gibi alınacak kitap da taşlıya kolay kolay gelmezdi. Daha sonra ideolojik akımlar geliştikçe piyasaya ideolojik, çok kötü yazılmış, sadece belli bir ideolojiye militan kazandırma amacına yönelik kitaplar piyasada dolaşmaya başladı. Çeşitli vesilelerle de o kitaplar verilirdi bize. Ama hiç haz etmezdim o kitaplardan. Yani isterdim ki bir roman olsun, güzel bir hikaye olsun, masal olsun, şiir olsun, böyle kitaplar. Zaman içerisinde harçlıklarımı biriktirip aldığım kitaplarla küçük bir kitaplık oluştu. Sonra nasılsa bir meyve sandığı buldum. O meyve sandığının aralarına raflar ekleyip onu duvara monte ettim. Benim ilk kütüphanem. İlk kütüphanem. Üzerine isimlerini yazdım, numaralandırdığım kitapları yerleştirmeye başladım. Tabii zaman geçtikçe, biraz daha kitap alma imkanı kazandıkça kütüphanem artmaya başladı. Dolayısıyla ilgi alanlarım da genişlemeye başladı. Okudukça ilgi alanlarınız genişlemeye başlıyor. Aslında okumadan yazılmaz diyorsunuz. Yazarlık okurlukla başlar. Bir takım yazarları keşfetmeye başladım zaman içerisinde. Popüler yazarlar. İlk keşfedilenler de popüler yazarlar oluyor. Çünkü etrafınızda okuyanlar vardır popüler kitaplardan. Bizim zamanımızın popüler kitapları özellikle tarihi romanlardı. Burada benim yaşımda kimse olmadığı için tam benim bu duygularımı tam geçirebileceğim kimse olmadığı için ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum. Mesela Abdullah Ziya Kozanoğlu, gerçi bu kitapların son zamanlarda yeni baskıları falan yapılmaya başlandı. Abdullah Ziya Kozanoğlu adını duydunuz mu hiç? Aslında son zamanlarda bu tarih ilgisi arttıkça bir takım yayın evleri bizim zamanımızda popüler olan tarihi roman yazarlarının kitaplarını yeniden yayınlamaya başladılar. Abdullah Ziya Kozanoğlu, Osmanlı tarihi, hatta Orta Asya Türk tarihi,
vesaire ile ilgili çok sayıda kitaplar, romanlar yazmıştır. Heyecanlı romanlar. Ama belli bir bakış açısıyla. Sonradan anlıyoruz tabii onun aslında o romanlarla başka şeyler de zihnimize yerleştirmek istediğini. Şuurumuz geliştikten, bilgimiz arttıktan sonra anlayabiliyoruz. Ama geceler boyu o romanları okurdum ben. Mesela Türk Korsanları diye bir romanı vardır. O romanda Barbaros kardeşleri anlatır. Hızır Reis, yani Barbaros Hayrettin Paşa, aslında da Hızır'dır biliyorsunuz. Onun ağabeyi Oruç Reis vardır. O da büyük bir denizci, büyük kahraman. Bir de küçük kardeşleri vardır onun, Ahmet adında. Onların Akdeniz'deki maceralarını, sonra Hızır Reis'in kaptanı deryalığa kadar yükselişini son derece heyecanlı bir şekilde anlatır. Sencivanoğlu'dur, Kızıltuğ'dur efendim. Onlarca kitap okursunuz ve o size müthiş bir tarih zevki açlar. Hani yazarlık okurlukla başlar, okuyuculukla başlar dedim ya. Ben o romanları okumaya başladıktan sonra onlara benzer şeyler yazmak arzusunu hissetmeye başladım. Yani okuduğunuz güzel kitaplar veya sizi heyecanlandıran, hayal gücünüzü kanatlandıran kitaplar sizde yazma hevesi uyandırır. Hatta bazen iyi yazılmış kitapsa, hani sehli mümteni derler ya eskiler, bu kavramı bilen var mı içinizde? Çok basit gibi görünen ama onu yazmak için çok büyük ustalık, yani büyük bir tecrübe kazanmış olmak gerektiren metin. Mesela Yunus Emre, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Değil mi? Ne kadar basit. Ha, ben de söylerim. Yok söyleyemez. Onun için, onu söylemek için Yunus Emre olmak lazım. Yunus Emre'nin macerasını yaşamış olmak lazım. O sözün arkasında bütün bir vahdeti vücut felsefesi vardır. Böyle basit gibi görünür. Ha, ben de yazabilirim filan dersiniz. Ve ben daha ortaokul talebesiyken iki tane defter doldurdum. Korsan romanı yazdım. Daha deniz görmemiştim o zaman. Daha deniz görmemiştim o zaman. Yani kitapların insanı nasıl etkilediğini anlatmak için bunları anlatıyorum. Şey oku artık yani okuma heyecanı başladıktan sonra her şeyi okumaya başlıyorsunuz. Bulduğunuz her şey büyük bir şey ihtiras haline giriyor. Böyle açlık hissediyorsunuz yani bulduğunuz her şeyi okumak, her şeyi okumak, her şeyi öğrenmek. Tabii bu aynı zamanda fazla bilgi edinerek üstünlük sağlamak, ön plana çıkmak, görünür olmak arzusunun da bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor denebilir rahatlıkla. Yani bir çeşit rekabet. Hele bir de okumayı seven, sizin gibi okumayı seven arkadaşlarınız varsa o da büyük şanstır. Kolay kolay kitaba erişmek mümkün olmadığı için elimize bir kitap geçtiği zaman birimiz okuruz o kitabı, öteki bir arkadaşımıza veririz. O okur, ötekine verir, o okur, ötekine verir. Onun okuduğu kitap sana gelir vesaire. Böyle birçok kitap elimizde dolaşır, münavebeli olarak okunur, sonra aramızda konuşulur, tartışılır, hayaller kurulur. Benzer kitaplar yazmak hevesine kapılınır vesaire vesaire. Böyle çeşit çeşit alanlarda okumaya başladık. Tabii o zaman her şeyi almaya başlıyorsunuz. Biraz alma gücünüz, satın alma gücünüz arttığı zaman merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz, gözünüze çarpar çarpmaz merakınızı celbeden her şeye sahip olmak istiyorsunuz. Yani ilginiz dağınık. Benim öyleydi, bilmiyorum. Ben bir taraftan roman okuyorum, bir taraftan araştırma kitapları okumaya başladım, bir taraftan Batı o tarihlerde şehirlerde milli eğitim yayın evleri vardı. Aslında satış yerleriydi, yayın evi deniyordu ama satış yerleri. O tarihlerde hala 1940'larda Hasan Ali Yücel'in Marif Vekilliği döneminde yayımlanan Doğu ve Batı klasikleri vardır. Hala sahaflarda görürsünüz çocuklar, şöyle beyaz kapaklı, küçük boy kitaplardır bunlar. Hem Batı medeniyetinin temel klasikleri ta antik Yunan'dan başlayarak modern döneme kadar
hem de Batı'ya göre az olmakla beraber, işte Mesnevi'sinden tutun, İbnül Arabi'nin eserlerine, efendim Gazali'ye, Şebüsteri'ye, Feridüddin Attar'a, Sadi'ye, Hafız'a kadar Doğu'nun bütün klasiklerinin yer aldığı seriler vardı. Son derece önemli kitaplardı ve nispeten ucuzdu. Tabii onları keşfetmeye başlayınca ben Hasan Ali Yücel döneminin klasiklerini edinmeye başladım. Klasikleri edinince felsefeye merak saldım. Yani. Descartes'in kitaplarını aldım mesela. Metot üzerine konuşmayı okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama anlamalıyım. Ben nasıl anlamam diye kendi kendime kızıyorum. Yani okumalıyım. Hakikaten çok zor adam felsefesini o metot üzerine, konuşma üzerine inşa ediyor. Yani o belli bir birikim edinmeden o kitabı anlamak hakikaten mümkün değil ama okumak için kendimi zorluyorum. Öyle kaç tane felsefe kitabını okumak için ki o kitaplar hala kütüphanemde duruyor. Çabaladım ama bir müddet sonra tabii yavaş yavaş bir şeyler edinmeye, öğrenmeye, ipuçları yakalamaya başlıyorsunuz. Bu beni birazcık felsefeye yönlendirdi. Bir taraftan roman okuyorum, felsefe okuyorum, şiir yazıyorum, resim yapıyorum. Bunlar felsefenin bir yandan da estetik alanına sürüklüyor beni. Ama hala asıl manasında yolumu bulmuş değilim. Şiiri seviyorum ama şairimi bulmuş değilim. Romanı seviyorum, okuyorum ama asıl manasında romancımı bulmuş değilim. Felsefe okuyorum ama asıl manasında neresinden tutacağımı, nasıl gideceğimi bilmiyorum ama darmadağınık okuyorum. İyi ki öyle okumuşum. Bu ilgi alanının genişlemesini sağlıyor. Kitaplarla daha fazla haşir neşir olmanıza yol açıyor ve kütüphanenizin zenginleşmesini sağlıyor. Asıl manasında Yahya Kemal'i keşfettikten sonra çizgimi buldum diyebilirim. Tarih 1969. Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir karar verdi. 1000 temel eser başlığı altında 1000 tane temel nitelik taşıyan eseri yayınlama kararı verdi. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. 69. 69, evet. Ben de lise 2'deyim tahmin ediyorum. Lise 2'deyim. 69. İlk kitap Dede Korkut kitabıydı. Zaten Dede Korkut kitabını biliyorduk. Onu kütüphaneden okumuştum zaten. Ama bu güzel baskılı, birinci hamur kağıda basılmış, öyle sayfaları tıklım tıklım dolu olmayan, iyi tasarlanmış. Güzel kitaplardı. Her birinin fiyatı da 5 liraydı. Sonra Orhun Kitabeleri diye bir kitap çıktı. Onun arkasından Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz. Onun arkasından yine Yahya Kemal'in Aziz İstanbul. Yine Yahya Kemal'in Eğil Dağlar. Onun arkasından 5. kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şiiri. Okuduğunu okuyan var mı? Kaç kişi okudu 5 şiiri? Çok güzel. 5 şiiri okumuş olmak harika. Bak epey okuyan çıkmış. Sonra Ahmet Haşim'in 3 tane kitabı tek kitap olarak, rahmetli edebiyat profesörü bilirsiniz, Mehmet Kaplan vardır. Onun hafifçe sadeleştirdiği, bize göre Gurabahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi. Duydunuz mu bu kitapları? Ahmet Haşim. Hala mutlaka okunması gereken olağanüstü güzellikli kitaplardır bunlar. Türkçe'de nasıl kullanılır? Türkçe'ye nasıl tasarruf edilir? Bir edebiyat adamı bir dili kullandığı zaman o dile ne kazandırır? Tam manasını anlamak için bu sözünü ettiğim kitapları mutlaka okumuş olmak lazım. Ama özellikle Yahya Kemal'in bu adını verdiğim kitapları ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehri
benim ondan sonraki okuma maceramın istikametini belirledi diyebilirim asıl manasında. Niye? Yahya Kemal'i okuduğunuz zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Bir kere İstanbul şairi, değil mi? İstanbul sevgisi aşılıyor. İstanbul aşkı veriyor insana. Daha İstanbul'u görmedim ha. İlk defa da okulla o yıl. Tesadüf bu ya. Kalkacak mısınız? Tesadüf bu ya. İlk defa da o yıl okul gezisiyle İstanbul'a geldik. 1969 yılı. Ve Yahya Kemal'i okumuş olarak geldim ben. Ve kendi gök kubbemizdeki şiirlerin neredeyse arkadaşlar tamamını ezberlemiştim. Bugün ezbere okuyabildiğim şiirler ta o zamandan aklımda kalan şiirlerdir. Mesela Aziz İstanbul, onu hepiniz bilirsiniz değil mi? Kitabına adını veren şiir, Aziz İstanbul. Biliyorsunuz değil mi? Münir Nurettin'in de harika bir bestesi vardır. Sana dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul. Görmedim, sevmediğim, gezmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve güzel rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Değil mi? Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor. Hakikaten öyledir. Ve ben İstanbul'a diyorum ya daha gelmeden aşık olmuş birisi olarak İstanbul rüyaları görmeye başladım. Ha, o seriden bir kitap daha vardı. Muhittin Sevilen'in Karagöz kitabı. Karagöz kelime nasıl manasında Bursa menşeli derler ama İstanbul sanatıdır. Yani Karagöz'ün her oyununda İstanbul anlatılır aslında. İstanbul'un semtleri, İstanbul'un tipleri, İstanbul'un musikisi, İstanbul'un mesireleri vesaire Karagöz'de anlatılan odur. Yani ona Karagöz oyunlarını dinlediğiniz veya okuduğunuz zaman kendinizi İstanbul kültürünün içinde hissedersiniz. O da ilave edilince benim dediğim gibi okuma istikametim belirlendi ve Yahya Kemal kanalıyla hem İstanbul sevgisi edindim, İstanbul hayranlığı, özlemi kazandım. Hem eski şiirle tanıştım, bizim klasik şiirimizle tanıştım ve o tarzda şiirler bile yazmaya başladım o tarihte. Hem eski musikiyle tanıştım, mimariyle tanıştım değil mi? Kendi gök kubbemiz neyle başlıyor? Süleymaniye'de bayram sabahı. O Süleymaniye'de bayram sabahında tasvir ettiği Süleymaniye. Hani bir zamanlar Hendese'den abide zannettim de diyor ya. Halbuki Hendese'den bir abide değilmiş o. O bütün bir kültür, bir medeniyetin muhassalasıymış. O mimari. Yani basit. Yani şimdi gökdelen diker gibi dikilmiş. Sadece teknolojik bir hadise değil o. O bir dünya görüşünün taşlaşmış hali. Onu anlatıyor o şiirde. Kendi tarih görüşünü, tarih felsefesini, din ve milliyet anlayışını anlatıyor orada. Yani mimariyle temas kurdum. Bu beni Türk kültürünün meseleleriyle uğraşmaya sevk etti. Yani tesadüfler bunlar, görüyorsunuz yani. Demek ki aslında her okuma macerası üniktir. Yani yeganedir. Tektir. Şimdi bunları anlatıyorum size ya, mutlaka adını verdiğim kitaplardan birçoğunu okumanızı tavsiye ediyorum. Ama benim okuduğum başından itibaren, benim okuduğum kitapları okursanız benim yaşadığım macerayı yaşamazsınız. Zaten esasen bu pratik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla her okuma macerası nevi şahsına münhasırdır. Herkes kendi okuma macerasını yaşar. Zaman içerisinde ilgi alanları yavaş yavaş tebellür etmeye başlar. Dolayısıyla erken yaşta bir kütüphane kurmaya başladıysanız zaman içerisinde o kütüphane ilgi alanınızın dışına çıkan kitaplardan arınmaya başlar.
Nelere ilgi duyuyorsunuz? Hangi konularla, hangi konulara meraklıysanız, araştırmayı, anlamayı düşündüğünüz hangi konular varsa o kitap, o konularla ilgili kitaplar, dergiler, başka türlü malzeme. Yani kütüphane deyince sadece kitapları anlamayın. Değil mi? Kütüphane çok komplike bir şeydir. Yani kitaplar, dergiler, gerekirse gazeteler, kupürler, efendim, ses kayıtları, artık DVD'ler, CD'ler, flash bellekler, bilgisayarınızın hafızaları filan, bunların hepsi artık tabletleriniz, değil mi? Veya tabletimi getirdim buradan. Bazı şeyler okuyacaktım size ama unutuyorum ben. En iyisi hiç hazırlık yapmadan gelip konuşmak galiba. Her neyse, yani kütüphane böyle şeylerde oluşur. Zaman içerisinde seçilip arındığı için kütüphane sizin şahsiyetinizin aynası haline gelir. Yani kütüphane kimliktir. Hatta kütüphane bir çeşit otobiyografidir. Yani sizi anlatır. Yani bana kütüphaneni göster, bana kütüphaneni göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Değil mi? Çünkü bir kütüphaneye girdiğiniz zaman, şahsi bir kütüphaneye, şöyle kitaplara bir bakın, nelerle ilgilendiğini, hangi konularda yoğunlaştığını falan hemen fark edersiniz. Bunun kimliği hakkında, dünya görüşü hakkında rahatlıkla fikir edinebilirsiniz. Şimdi bazı kütüphanelerde bağışlanmış özel kütüphaneler vardır biliyorsunuz. Mesela İSAM kütüphanesini duydunuz mu hiç bilmiyorum. İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi. Türkiye'nin en modern kütüphanesidir şu anda bana sorarsanız. Açık raf. Ama ancak yüksek lisansdan itibaren hizmet veren bir kütüphanedir. Orada bazı bağışlar var. Mesela bağışlardan birisi Orhan Şaik Gökyay. Duydunuz mu adını hiç? Çok önemli bir edebiyat araştırması. Şairdir. Çok yönlü bir adamdır. Onun kütüphanesi İSAM'da bir bölümde duruyor mesela. Orhan Şaik Gökyay Kütüphanesi. O kütüphaneye girdiğiniz zaman Orhan Şaik'in dünyasına girmiş gibi oluyorsunuz. Veya Ziyad Ebu Ziya'nın kütüphanesi yine İSAM'da. Onun gibi birçok ilim adamı. Girdiğiniz zaman onun neler ilgilendiğini, neler okuduğunu, neler hayal ettiğini, daha neler yapmak istediğini vesaire rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani zaman içerisinde oluşturduğunuz kütüphane sizin dünyanız oluyor. Müthiş bir dünya. Yani kütüphane medeniyet demektir. Bir takım laflar vardı burada. Onları size söyleyeceğim. Fakat Borges'i duydunuz mu? Arjantinli meşhur hikaye yazarı. Borges duydunuz mu? Kaç kişi biliyor Borges'i? Epey bilen var. Ama bilin çocuklar, olağanüstü bir şey, bu ama yazarlardan biridir. Ama sanatkarlar çoktur biliyorsunuz. Mesela bizim Cemil Meriç gibi gözleri görmeyen, Mithat Enç gibi, efendim, Homeros gibi, Arap şairi El-Mağri gibi, bunlar gözleri görmeyen adamlardır. Onların hayal güçleri daha başka türlüdür. Ama Borges aslında kütüphane memurudur. Gözleri görmediği halde, düşünebiliyor musunuz? Borges, Babil Kitaplığı adında bir hikayesi vardır. Kainatı, kozmosu büyük bir kütüphane şeklinde hayal etmiştir. Böyle altıgen katlardan oluşan ve sonsuza doğru uzayan, sonsuza doğru uzayan, her katındaki kitaplıklarda 25'er kitabın bulunduğu olağanüstü bir kitap. Bunun matematik formülleri var diyorlar. O kitabı, o hikayeyi bulup okumanız lazım. Yani anlatılacak gibi değil, ancak okunabilir, okunduğu takdirde tam kavranabilecek bir hikaye. Hayal gücü. Bütün dünyayı, kainatı bir kütüphane gibi tasavvur ediyor. Ama o tasavvurdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Hani bizim inancımızda levh-i mahfuz vardır ya. Levh-i mahfuz. O çıkıyor. Ama o kabala inancından hareketle bir bakıma Yahudi ilahiyatındaki bir çeşit levh-i mahfuzu anlatıyor. Ama dinlerdeki levh-i mahfuzlar, yani ezelden ebede olmuş bütün şeylerin
kayıtlı olduğu bir levha düşünün. Şey gibi düşünün, yani internet ortamı gibi düşünün. Yani orada her şey, iyisiyle kötüsüyle, çirkiniyle güzeliyle, her şey, yanlışıyla doğrusuyla, her şey kayıtlıdır. Hani internete giriyorsunuz, sonsuz bir bilgi kaynağı ama aynı zamanda sonsuz bir bilgi çöplüğü. Değil mi? En sağlıklı bilgiye de ulaşabilirsiniz. En yanlış bilgi de sizi fena halde yanıltabilir internete girdiğiniz zaman. Ama o varoluş da böyle bir şey yani. İyiler de var, kötüler de var, yanlışlar da var, doğrular da var. Önemli olan onu sizin seçebilmeniz. İşte o bilgi sonsuz bir şey. Yani dünyadaki bütün kitapları kuşatmak, bir kütüphaneye toplamak mümkün değil. Amerika Kongre Kütüphanesi'nde kaç milyon kitap var? 130 milyon mu falan öyle diyorlar ya. Diğer kütüphanelik malzemelerle birlikte. Avrupa kütüphaneleri falan hep böyle milyonlarla kur. Biz de hala o derece bir külliyede kurulmak istenen kütüphane 5 milyon hesaplanıyor biliyorsunuz. 5 milyonluk bir kütüphane kurulmak isteniyor. Milli Kütüphane'nin şeyi belli yani, Avrupa kütüphanelerine, Amerikan kütüphanelerine göre ki Amerika'nın tarihi şurada kaç yüzyıllık, değil mi? Bizim kütüphanelerimiz maalesef çok fakirdir. Ama İslam medeniyetinin kütüphaneleri Moğol istilasından önce, Endülüs'te de 1492'den yani İspanyollar tarafından Ferdinand'la İzabel'le birleşip yekpare bir güç olarak İslam medeniyetini yok etmeden önce inanılmaz zenginlikte kütüphanelerin olduğu biliniyor. Batılı kaynaklardadır çocuklar. Granada fethedildikten sonra, Müslümanlardan alındıktan sonra Babür Remle meydanına Granada'daki kütüphanelerden 1 milyon kitabın meydanlara yığılarak 1 milyon civarında, düşünün bu 1492'den söz ediyoruz. 1 milyon civarında kitabın Babür Remle meydanına yığılarak tören havası içerisinde yakıldığı biliniyor. Ama tabii bu 1 milyon rakamı o tarih için sana mübalağalı gelebilir. Fakat şimdi niye? Biz kitap deyince böyle kalın kalın ciltli falan şeyler anlıyoruz ya. Öyle kitaplar da vardı ama o zaman kitap deyince bir sayfa bile bir kitap sayılabiliyordu. 3-5 sayfalık risaleler vesaire, rulolar, şunlar, bunlar. Onları hesapladığınız zaman böyle bir milyon rakamına ulaşılıyor ama o bile müthiş bir şey. Moğolların istilasından sonra Bağdat'ta yaktıkları kütüphaneler, inanılmaz zenginlikte kütüphanelerdi. Bunlar biliniyor yani, bunlar kayıtlara geçmiş şeyler. Yani son derece zengin ve Batı medeniyetinin oluşması sağlayan medeniyetten, bir kütüphane medeniyetinden geliyoruz. Büyük kütüphaneler kurmak aynı zamanda bir çeşit iktidar ve güç gösterisiydi. Bunu da unutmamak lazım. İnternetten girin büyük kütüphaneler diye, büyük dünya kütüphaneleri diye internete girin, bakın, belki yurt dışına çıkanlar varsa, gezdiyseniz, öyle kütüphanelere gitmiş de olabilirsiniz. Ben bazılarını gördüm. Saray gibi. Yani son derece muhteşem binalar. Bunlar o kütüphaneleri kuran otoritenin hem iddiasını hem gücünü göstermek amacıyla yapılmış meydan okuyucu kütüphanelerdir. Demek ki kütüphaneler aynı zamanda o kütüphane sahiplerinin gücünü ve dünyaya meydan okuma kapasitesini gösteren vakıalardır. Bu bir gerçek. Ama o kütüphanenin içine girdiğiniz zaman başlı başına bir dünyanın içine girmiş oluyorsunuz. Ama biz şahsi kütüphanelerde kalalım. Şahsi kütüphanelerde kalalım, değil mi? Kimin sözü? Galiba Stuart Mill'in sözü olabilir. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama evet.
Net olarak hatırlayamıyorum ama yani kütüphanenin başlı başına bir dünya olduğunu, başlı başına bir dünya olduğunu, kütüphanesiz medeniyetin olamayacağını, olamayacağını, kütüphanenin bir toplumun veya şahsi kütüphanesi bir şahsın hayal dünyasını, ufkunu, ilgi alanlarını ve şahsiyetini yansıttığını söyler. Düşünün, o kütüphanedeki tek tek kitapları düşünün. Her kitabın vücuda getirilebilmesi için harcanan emeği, ama 3 yılda meydana yazılmış bir kitabın arkasında mesela 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık bir ömrün, bir birikimin, bir çalışma azminin bulunduğunu düşünecek olursanız, her kitap bir ömrün hasılasını zahmetsizce alabildiğiniz bir dost, bir arkadaş. Yani zahmetsizce bir yazarla, bir düşünürle, bir sanatkarla, bir filozofla dostluk ediyorsunuz ve teklifsiz, tekellüfsüz konuşabiliyorsunuz. Kütüphanenizdeki her kitap, kitapların her biri arkasında bir dünya saklayan bir değerdir. Düşünün. Yani şu kadar arkadaş var aslında orada. Asıl manasında kütüphane sahibi olan bir insanın yalnızlık çekmesi düşünülemez. Hem de geçmişe doğru inanılmaz zenginlikte bir dost. Açıyorsunuz Homeros. Okuyorsunuz. Bir cilt çıkarıyorsunuz. Gazali ile arkadaş oluyorsunuz. El-Munkuzu Mine'd-Dalali okuyorsunuz mesela. Ne bileyim bir cilt çıkarıyorsunuz. Hamlet. Makbet. Bir cilt çıkarıyorsunuz Victor Hugo. Başka bir cilt çıkarıyorsunuz Cemil Meriç, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Refik Halit Karay filan. Normal şartlarda onlarla çağdaş olsanız bunların yanlarına bile yaklaşamazsınız. Kolay kolay, değil mi? Yanlarına bile yaklaşamazsınız. Ama kitabını alıyorsunuz. Yani eski kitapsa, eski kitapların ayrı bir tadı vardır biliyor musunuz çocuklar? Şimdi offset, şu baskı teknikleri çok gelişti. Çok güzel kitaplar basılıyor ama eskiden tipo dediğimiz bir baskı türü vardı. O Heidelberg matbaalarda, makinelerde basılan kitaplar. Ve kağıtlar da birazcık kalın, ikinci hamur kağıt olursa o kağıdın üzerine o harfler derin izler bırakır böyle. Kağıda dokunduğunuz zaman o harflerin kabartılarını hissedersiniz. Böyle bazen açılmamıştır onlar. Kağıt açma aletleri vardır ya, hala var ama artık açılacak kitap yok. Eskiden kitap aldığınız zaman bir çeşit ritüel gibi bir tören havasında önce kitabı açarsınız, formalarını açarsınız. Tabii kitabı satın alarak okumak ayrı bir şey. Böyle bedava gelen kitaplar sanki kıymetliymiş gibi, kıymetsizmiş gibi gelir insana. Her kitap kıymettir ama para verip aldığınız zaman bunun bir bedeli var, ben bu kitabı okumalıyım diye düşünüyorsunuz. Yani para verip kitap almak güzel bir şey. Ama bedava gelecek kitaba da hayır demeyiz değil mi? Niye diyelim ki? Gelsin, gelsin. Nereden gelirse gelsin. O kitap açmak, sayfalarını yavaş yavaş çevirerek okumaya başlamak. Böyle yavaş kurşun kalemle itirazlarınız varsa, ilaveleriniz varsa veya heyecan sizi heyecanlandıran mutlaka bir daha okumanız gerektiği zaman kolayca bulmak için bir işaret koymak istiyorsanız kurşun kalemle bastırmadan yani kitabı incitmeden okumaya başlıyorsunuz. Başlı başına bir dünya ne diyordu? Değil mi? Sizi alıp bir dünyaya götürüyor. Yıllar sonra o kitabı elinize aldığınız zaman o kitabı okurken düşündükleriniz, hayal ettikleriniz, yaşadıklarınız, hissettikleriniz o anda zihninize hücum ediyor. Yani kitap severlik ayrı bir bahis tabii. Keşke vaktimiz olsa da ne kadardı süremiz bilmiyorum. Oo geçmiş bile süremiz. Bir saatti değil mi? Geçirdik değil mi süremizi? Aslında daha anlatacaklarım çok şey vardı.
Ama kitap severlik başlı başına bir sanattır. En ciddi manada bir bibliofil. Bibliofil. Kitap muhibbi, bizim eskiler kitap muhibbi derlerdi. Muhibbani kütüp. Bu bibliofiller demektir, bibliofil. Bibliofillere muhibbani kitap derler, kütüp derlerdi bizimkiler. Bir de kitap delileri vardır. Onlar genellikle okumazlar ama deli gibi kitap toplarlar. Onlara Batılılar biblioman diyor. Biz mecanini kütüp diyoruz, kitap delileri diyoruz. Kitap delisi olmak lazım. Kitap delileri kitapları toplayıp hapsederler genellikle. Toplarlar. Üst üste yığılır. Aradığı bir kitabı bir daha bulamaz o. Ama bibliofil neyi alacağını bilir. Aldığı kitaptan istifade eder ve başkalarını da istifade ettirir. Kitap saklayanlar vardır. Kitapla ilişkinde o kadar çok türü var ki köylüler. Kitap yakanlar vardır, kitap yırtanlar vardır. Kitap düşmanları vardır, kitaptan korkanlar vardır. Bibliofiller, bibliomanlar, biblioklastlar, bibliofat... Neler var neler. Keşke vaktimiz olsaydı onları da anlatabilseydim size. Ama dedim ya, kitapla dost olmak lazım. Yani muhibbanı kitaptan olmak lazım. Gerçi diyorlar ki kitabın devri bitti artık, dijital. Kitaba geçtik, e-booklar var filan diyorlar. Var bunda da. Ama bundan ben kitap okumaktan hiç zevk almıyorum. Kitap daima var olacak. Bunlar hakim olduktan sonra da bunlar çok kıymetli şeyler olacak yani. Aklınızda bulunsun. Değil mi? Çok kıymetli olacak. Yani yeni bir kitap çıktığı zaman, bize takdim verdikleri zaman ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle bir koklarız. Yapar. Başımızın üzerine koyarız. Okurken asla böyle sonuna kadar açıp kitabı mahvetmeyiz. Kapağını kırmayız. Bazen imza için geliyor çocuklar. Bakıyorum kapağını böyle arkaya çevirmiş. Kapak mahvolmuş. Yani kitapla dost olmak aynı zamanda kitabın obje olarak da, bir nesne olarak da değerini bilmek demektir. Aslında size buradan neler neler anlatacaktım ama gözlüğüm olmadığı için uzattım galiba. 6 dakika sınırımı aştım. Başka bir zaman yine meseleyi başka açıdan alacağımız bir sohbet daha yaparız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, soru var mı? Buyurun. Şimdi kitapla erken yaşta tanışmak gerçekten çok kıymetli ama şimdi ben torun sahibi oldum, oradan daha iyi gözlemleyebiliyorum. Bilgisayarların, televizyonların, cep telefonlarının çocuğa sunduğu çok şehvetli bir dünya var. Evet. Rengarenk, hareketli vesaire. Bu hani arkadaşlar için söylüyorum, bizden artık geçti ama onların yarın çocukları olacak. Yani bir tavsiye edebileceğiniz bir yöntem var mı çocuklara? O kadar tahrik edici bir dünya dururken kuru kitabı okutma şeyini, yöntemi var mı? Aklınızda bir tavsiyeniz var mı? Vallahi işte. Kelin ilacı olsa başta. Yok ama yani evdeki kitaplar çocukları bir şekilde etkiliyor mutlaka. Yani ben kendi hayatımdan biliyorum. Belki benim oğlumun falan yetiştiği çağda dijital şeyler bu kadar, bilgisayar falan vardı ama dijital tabletler, bu akıllı telefonlar vesaire yoktu. Belki o sayede kitaplarla ilişki kurdu ama yine de evde kitap olursa, çocuk da kitaplarla bir şekilde haşır neşir olursa, kitap okunursa çocuğa, benim torunuma şimdi kitap okuyorlar, çocuk kitabı istiyor, alıyor, getiriyor kitabı, okuyayım bana diyor. Yani biraz anne babanın yakından ilgilenmesi, kitapla temas kurmasını, dijital şeylerle erkenden tanışmasını biraz engellemesi gerekir gibi. Hemen yani 5 yaşına, 6 yaşına gelmiş okul çağındaki çocuğun eline akıllı telefon tutuşturmak falan doğru değil. Yani kitapla bir şekilde tanıştıktan sonra dijital ortamla tanışmasını sağlamak gerekir gibi geliyor ama anneler, babalar bu konuda ne kadar disiplinli, ne kadar sabırlı, işleri var, güçleri var, sabah şeye bırakıyorlar, kreşe bırakıyorlar, okula bırakıyorlar, gidiyorlar vesaire. Zor iş.
Hakikaten. Ama bana sorarsanız kitapla tanışanlar daha şanslı olacak. Hakikaten bu dijital ortam son derece tehlikelidir. Ayrıca sanal bir şey ya. Bu yok yani. Yani burada kitap var, kitaplar ama sanal yok yani aslında. Ama bu somut. Elinize alıyorsunuz yani. Cebinize koyuyorsunuz. Çantanıza taşıyorsunuz. Bize öyle geliyor. Evet. Hocam. Biz dijital bu çocuklar. Yani evet. Bunun içinde doğdular. Yani bize çok biraz daha sunum diye biraz şey geliyor ama bu arkadaşlar içinde doğdukları için onlara o kadar itici gelmeyebilir yani. Yani yeni çocuklar hiç gelmeyecek zannediyorum. O yüzden o zaman mümkün mertebe anlatmak lazım. Yani kitabın değerini, önemini anlatmak, fark etmelerini sağlamak lazım. Yani hayatlarının bir anında keşfedebilirler de bunu. İhtiyaç da hissedebilirler. Ama herkes tabii çok okuyacak, herkes yazar olacak, entelektüel, filozof, sanatçı olacak falan değil yani. Yani o bir sınıftan iki kişiyi yakalayabilseniz o bile bir şeydir yani. 5 çocuğunuz varsa bir tanesini yakalayabilirseniz o bile bir şeydir. Hocam bir şey, sizin söylediğiniz bu kütüphanenin içinde doğmak çok şanslı çocuk, çok büyük şans dediniz. Ben üniversite yıllarında şunu fark etmiştim. Birkaç ayrı üniversite okudum, yeni üniversitelerde de okudum. En yoğun, hani baba mesleklerine baktığımda en yoğun öğretmen ve imam çocukları görüyorum. Onların evlerinde biliyorsunuz şey olur, birisinde daha işte yaldızlı kitaplar, sırtı yaldızlı. Birinde de işte öğretmenlerin evinde de kitaplar olur. İmam ve öğretmen çocuklarının şeyi oluyor. Biraz dopingli giriyorlar aslında. Tabii. Ondan sonra da dersleri de başarılı oluyor ve iyi üniversitede de yani hocalık yapanlar fark ederler. Yani aileden kitapla, kültürle tanışmış olanlar hemen fark ediliyor. Hemen fark ediliyor. Ama bu %3'ü falan geçmiyor. 100 kişiden 3'ü, 5'i falan geçmiyor. Onun dışında hayretle karşıladım ben. Kültürümüzün en temel kavramlarını bile bilmiyorlar yani. Ya mesela üniversitede Itri'nin adını duyan 2 kişi veya 3 kişi çıkmıştı. Yani bu ne bileyim bir Alman çocuğunun Bach'ı duymamış olması. Ne bileyim bir Rus çocuğunun Çaykovski'den haberdar olmaması gibi bir şey. Bu aileden hiçbir şey yok yani. Aile müzik dinlemiyorsa, çocuk duvarda bir resim görmediyse, raflarda kitap veya bir hat levhası görmediyse bunlarla ilişki kuramıyor ki. Yani aile önemli. Yani kültürlü bir aileden, ailenin çocuğu olmak hakikaten şanstır. Şanstır. Bir de iyi öğretmene denk gelmiş olmak. O da büyük bir şanstır. İyi bir öğretmen bir insanın ufkunu değiştirebilir. Ufkunu açabilir, istikamet belirleyebilir ona. Bazen iyi bir kitap hayatınızı değiştirebilir. Hani bir kitap okudum, hayatım değişti diyor ya yazar. Hakikaten bazen bir kitap çok etkili olabilir. İşte benim hayatımda 1969 yılında o Yahya Kemal'in kitaplarının adeta doping tesiri yapması gibi. Ondan sonra düşünün ben Yahya Kemal'e borcumu ödemek için tam 5 tane Yahya Kemal ile ilgili kitap yazdım. Yani onu okumuş olmasaydım yazdığım kitapların çoğunu yazamaz. Belki başka şeyler yazardım ama yani bugün mevcut yazdıklarımı yazmış olamazdım. Bir parmak daha kalkmıştı. Aslı Yağmur Durgun, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde okuyorum. Benim 3 tane sorum olacaktı. O yüzden öyle kısa cevaplar da verebilirsiniz. Bir tanesi şey, çocuk çok fazla roman okuduğunuzu, öykü okuduğunuzu, hatta yazmaya çalıştığınızı söylediniz ama mesela sonradan hani yazdığınız kitaplar, neden mesela roman veya öykü yazmadınız? Bunu, yazdım, nereden? Yani daha çok ağırlıklı olarak demek istedim hani. Hani romancı olarak hani tanımlar mısınız kendinizi o kadar anlamda düşünüyorum. Bilmiyorum hani soruyorum. İşte bu... Her şey, yani her şey böyle hayal ettiğiniz, kararlaştırdığınız gibi yürümüyor ki. Hatta tesadüfler, yok, sadece mesela yeteneklerinizi fark etme gibi bir şey işler, mi oldu? Girdiğiniz meslekler, şey şu, bu filan. Sizin neler yazmanız da belirliyor aslında. Yani sadece bir hedefe gidip gidemiyorsunuz. Mesela ben aslında daha teorik şeyler yazmak istiyordum.
Hatta ilk kitabım İslam Sanatlarının Estetiği Üzerinde Bir Deneme ayetinde Aşk Estetiği adlı bir kitaptır. 1982. Hepiniz çoğunuzdan daha yaşlı. Değil mi? 30 kaç yaş? 36 yaşında kitap. İlk kitabım 36 yaşında yani. Ama mesela ben 1980'den sonra, 85'ten sonra ilk göz ağrım olan gazeteciliğe döndüm. Gazeteciliğin daha pratik hareket etmenizi gerektiren, daha sığ, günübirlik düşünmenizi gerektiren bir meslektir biliyorsunuz. Benim tek avantajım gazetelerde ne bileyim ekonomi muhabiri, polis muhabiri vesaire gibi değil de kültür sanat sayfalarının yöneticisi, dolayısıyla kültür sanat habercisi olarak yer almam benim bu meselelere daha fazla yoğunlaşmamı sağladı. Yani istediğiniz gibi olmuyor her zaman. Bir de medar-ı maişet motorunu yürütmek mecburiyeti hasıl oluyor. Bir yerde çalışıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de sadece yazarak uzun süre ayakta kalmak ekonomik olarak mümkün değil. Mecburen bir yerde çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yer istikametinizi belirliyor. Yazma ilgi alanlarınızı değiştirebiliyor. Başka alanlara kayabiliyorsunuz. Kaçınılmaz olarak biraz araştırmaya yöneldim ben. Biyografi yazarlığına yöneldim ama iki tane romanım var. Okudunuz mu bilmiyorum. Ben daha çok evet. Siretler ve Suretler o tarz kitaplarınızı okumuştum. İki tane defterimi. Kapsamlı roman. Vardır İkin, yani. Diğer sorumda ikisini beraber sorayım isterseniz öyle cevap verin. Bir tanesi bu hani e-book meselesinden bahsettiniz işte. Aslında ben de okuyamıyorum hani e-book. Aslında çoğumuz okuyamıyoruz. Hani daha çok yani basılı kitapları tercih ediyoruz ama mesela ağaçların aslında çok fazla hani çevrenin sürdürülebilmesine, doğanın kendini sürdürülebilmesine faydası olduğu için aslında ağaçların bu şekilde kullanılması yani doğaya olan sorumluluğumuz açısından doğru mu? Hani bunu sorgulamaya başladığım için o konuda biraz şeylerim var. Mesela o açıdan sorgulanabilir ama teknoloji o kadar ilerledi ki geri dönüşüm vesaire başka malzemeler de kullanılabilir. Efendim? Evet yani zaten öyle canlı diri ağaçları kesip şey yapmıyorlar ki. Yani o yani çok o, ciddi yani bir ayrım yok açıkçası. Ne ihlal ederek kağıt üretenler varsa tabii o dediğiniz doğru. Ama benim bildiğim ölü ağaçlar, ormanlarda bir takım ağaçlar ölür. Yani bugün onlardan öyle yapılır. Çok bir ciddi bir ayrım yok. Bir de son olarak şunu sormak istedim. Bu, bütün kitaplar ilk başta geliyor benim masama demiştiniz yani aşağı yukarı hani bakmaya çalışıyorum. Böyle çok halk tarafından bilinmeyen, popüler olmayan, çağdaş ve öykücüler arasından bize tavsiye edebileceğiniz var mı? Hani roman öykücü veya hani araştırma da olabilir. Çok yani ufacık birkaç ismi söyle. Yani güzel olur bence bizim için. Kendi yazarınızı, kendi okuyacağınız şey dedim ya her okuma macerası. Elbette fakat mesela yani bulmak zor olabiliyor. Şimdi bir isim söylerim. Yolda keşke şu ismi de söyleseydim derim falan. Haksızlık. Haksızlık yani. Olmaz yani. Yani böyle bir soru geleceğini bilseydim şu yazarları okuyun diye bir liste düşünüp taşınıp kütüphaneye bakıp söylerdim. Şimdi haksızlık olur. Ama ben daha ziyade geriye dönük çalıştığım için özellikle son 10-15 yıldır hep çalıştığım konularda okumaya yoğunlaştım. Ve o kadar çok hikaye kitabı, yılda 500 civarında roman çıkıyor zannediyorum. Çok sayıda şiir kitabı çıkıyor. Yani bunları takip etmek, ayırt etmek, aradan seçmek çok çok zor bir şey. Belli bir tarihten sonra artık edebiyat tarihi de yazılamaz. Çünkü hiçbir fert artık bütünüyle kucaklayamaz edebiyatı. Bir zamanlar bir edebiyat tarihi çıkıyor. Mevcut bütün edebi ürünleri okuyup değerlendirebiliyordu. Şimdi değil bütün edebi ürünleri bir yıl içerisinde çıkanları bile bir kişinin tamamını okuyup değerlendirmesi mümkün değil. Dolayısıyla eleştirmenlik daha ön plana çıkıyor. Ben kendimi eleştirmen olarak konumlandırmıyorum. Eleştiri yazmadığımdan değil. Ama mesleğim eleştirmenlik değil. Bakımdan bütün yeni çıkan romanları, şiir kitaplarını, deneme kitaplarını, hikaye kitaplarını değerlendirip en iyilerini size söyleyebilecek derecede kendimi yetkili de göremiyorum. Ya kimse muhakkak değildir ama hani ben öyle bir güzel olur diye düşünmüştüm. Çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok soru var galiba. Efendim sesim şu an evet. Şu an şunu sormak istiyorum. Yani her toplum gibi bizler de
Türk toplumu olarak bir geleneğin, göreneğin, dinin içine doğuyoruz. Belli alışkanlıklarımız var, belli mitoslarımız var. Şimdi şunu soracağım. Tabii bazen insanın okuduğu şeyler bu yaygın olan kanaatlere uygun olmayabiliyor. Değişim de tabii ki kaçınılmaz oluyor ki kırılmalar zaten böyle oluşur. Şimdi burada acaba bu değişimi bir gelişme, bir terakkiyat olarak mı anlamak lazım yoksa bir çözülme, gevşeme, doğru yoldan sapma gibi mi? Ya kısaca biz okuyan... Değişmeyen tek şey var, değişme derler. Okuyan özne olarak kendimizi zihin olarak nasıl tutmamız lazım? Değişime hazır halde mi olmalıyız ya da bunun bir ölçüsü olmalı mı? Kısaca okumak ve değişim hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Zaten teşekkür okumak, değişmek ve değiştirmek, yazmak da değişimi teklif etmek demektir. Yani okuduğunuz şey sizde bir şeyleri değiştirmiyorsa veya toplumu değiştirmek için bir takım teklifler ortaya koyacak seviyeye getirmiyorsa o okumanın bir faydası yok zaten. Yani değişerek devam etmek. Yani önemli olan o değişim talebinin o toplumun temel ihtiyaçlarından kaynaklanması. Yani dışarıdan bir şeyi dayatmak değil, okuyarak içinden çıktığınız toplumu yakından tanımak suretiyle o toplumun eksiklerini, fazlalıklarını tespit edebilecek seviyeye gelmiş olmak ve değişim teklif etmek. Eleştirmek. Yani kendi toplumunuzu eleştiremez misiniz? Eleştireceksiniz tabii. İçinden geldiğiniz görenekleri, gelenekleri eleştirmeyeceksiniz. Eleştireceksiniz tabii. Bu son derece tabii bir şey. Yani aksi takdirde değişme de olmaz, gelişme de olmaz. Yani bu şarttır. Zaten okudukça değişiriz biz. Kendimizi yeniden inşa ederiz. Okumak demek, hatta yazmak demek bir bakıma kendi kendisiyle hesaplaşmak demektir. Kendini yeniden inşa etmek demektir. Bu da değişmek anlamına gelir. Yeni nedir? Değişmek demektir. Başka türlüsünü ben düşünemiyorum doğrusu. Ama yani geleneğin içinden gelip o geleneğe itiraz etmekle o geleneğin tabii bir ihtiyacından kaynaklanan bir süreç olarak gelişmelidir. Yani Batı medeniyeti kendi kendisini eleştirerek gelişmiyor mu? Yani Batı medeniyeti hakkında en köklü eleştiriler yine kendi Batı medeniyetinden geliyor. Ama o medeniyeti eleştirenler, yani içinden çıktıkları medeniyetin bütün kodlarına sahipler. Bütün bilgisine sahipler. Yani o medeniyeti biliyorlar. İçinden geldiği için, problemlerini yakından bildikleri için rahatlıkla eleştirebiliyorlar. İşte bizim gibi hani Darius Shayegan'ın yaralı bilinç diye kavramlaştırdığı bir durum var ya, böyle iki arada bir derede kalmıştık. Vicdanen aklımızda moderniteye bağlıyız. Vicdanımızda içinden geldiğimiz dünyaya bağlıyız. Bu ikisinin çatışmasından doğan bir dram var. Böyle bir dramı yaşıyoruz biz. Aslında sizin sorduğunuz sorunun arkasındaki tereddüt de bu dramdan kaynaklanıyor. Acaba bir değişim teklif edersem içinden geldiğim topluma ihanet mi etmiş olurum? Gibi bir duygu yaratıyor insanda. Tamamen bu bizim yaşadığımız, Doğu toplumlarının çoğunun yaşadığı macerayla alakalı bir şey, psikolojik bir şey yani. Tarih boyunca her toplum, her fert zaman içerisinde değişmiş ve değiştirmiştir kendisi değişirken. Çevresini, başkalarının içinde yaşadığı medeniyeti de değiştirmiştir. Bu tabidir. Evet, yani değişmeyen tek şey vardır. O da değişmenin kendisidir. Buyurun. Oğuz Demir, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hocam iki tane soru sormak istiyorum müsaadenizle. Öncelikle resim sanatıyla ilgilendiğinizden bahsetmiştiniz. Halil Dikmen Beyefendi ile tanışmıştınız, hemhal olmuştunuz var mı acaba? Yok, Halil çok eski Halil Dikmen. Yani Halil Dikmen vefat ettiğinde ben kısa pantolonla geziyordum ama çok iyi bildiğim, hakkında yazdığım bir ressam ve büyük bir neyzendir biliyorsunuz. Otağı Aziz Dede'den başlayan o büyük ney meşk silsilesinin en önemli halkalarından biridir. Hatta bugünkü büyük neyzenlerin Niyazi Sayın gibi büyük neyzenlerin de hocasıdır.
Yani hem bir musikişinas hem de bir ressam olarak Halil Dikmen'le çok yakından ilgilendim. Belki de onun hakkında yazılmış en geniş metin de benim yazdığım metindir. Başka bir şey, doğru dürüst bir şey yazılmış değil maalesef Halil Dikmen hakkında. Şey hocam, bir diğerinde ise işte Yahya Kemal ve Tanpınar bağlamında işte Yahya Kemal'in Atik Valide'nin sokakta şiirinde mesela oruç tutanlara duyduğu özlemi, sonra işte Ayasofya'da namaz kılanlara baktım ağladım diyor. Ya buradan veçile işte Tanpınar'a herhalde bir yerde okumuştum, hatırlayamıyorum onu. İşte soruluyor ya, sen işte Osmanlı'nın mesela 16. yüzyılını falan çok övüyorsun, anlatıyorsun. Tanpınar da şöyle bir şey söylüyor. Evet, ben hani Osmanlı'nın 16. yüzyılını hakikaten çok seviyorum ama bana sorarsanız ben o dönemde yaşamak istemezdim diyor. Veyahut da Yahya Kemal'in böyle aslında içerisindeyken dışarıdan bir tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani Tanpınar veyahut da Yahya Kemal bağlamında? Hiçbirimiz yaşamak istemeyiz. Şimdi özleriz. Nostalji, daha usula duygusu, geçmişi özleriz ama yaşamak da isteriz hayalen. Ama gerçekte gerçekten 16. yüzyıla gidip orada yaşama şansına kavuşmuş olsak hemen kaçmak isterdik. Dostlarımız orada olsun. Evet. Şimdi tabii dostlarla beraber gitsek de belki gidip orada bir ayrı 20. 21. yüzyıldan gidenlerin kurduğu bir kolonide yaşanabilir ama yani o insanların aslında biz tarihçilerin yazdığı kadarını biliyoruz tabii. Günümüze ulaşan kadarını biliyoruz. O insanların düşünce tarzları, kültürel kodları, dünyaya bakış tarzları, eşyayı kavrayış tarzları o kadar farklıydı ki aynı dili bile konuşmuyoruz onlarla. Konuşamayız da esasen. Geçmişimizde övünürüz ama birisi bir makine çıksa, bize zamanda yolculuk imkanı çıksa, gittiğimiz zamandan hemen geri dönmek isteriz kendi zamanımıza. Bana sorarlar mesela hangi zamanda yaşamak isterdin diye, ben 3. Selim devrinde yaşamak isterdim derim. Severim o devri, Şeyh Galip, 3. Selim işte. Zor zamanlardır ama cazibesi vardır. Yaşamak isterim. Tambur Cemil Bey de o devirde yaşamak istermiş rahmetli. Ama bu sadece bir duygu, bir duygu. Dolayısıyla gerçi Yahya Kemal meşhur rubayisinde ne diyor? Çık tayı zaman et, açılır her perde. Bir devr geçir istediğin her yerde. Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım İstanbul'u fethettiğimiz günlerde. Yani hayalen İstanbul'un fethedildiği döneme hicret ettiğini, yani zamanda yolculuk yaptığını söylüyor. Biz zamanda hayalen yolculuk yaparız. O devri hayalen yaşarız. Ama bizim o devir bizim hayal ettiğimiz gibi değildir aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O tamamen başka bir zamandır. Çünkü hayal ettiğimiz tarihi biz inşa ediyoruz. Tarih dediğiniz şey bir inşadır. Her tarihçi aynı tarihi çok farklı şekilde inşa edebilir. Yani tarih kitaplarında anlatılan tarihin asıl gerçekliğini hiçbir zaman yansıtamaz. Çünkü belgeler hiçbir zaman tarihi geçmişi bütünüyle yansıtamaz. Ve genellikle zaten tarih bize ulaşan belgeler muktedirlerin, yani o devirlerin otoritesinin vücuda getirdiği belgelerdir. Yani size nasıl görünmek istiyorlarsa öyle gösterirler. Hatırat kitapları da öyledir biliyorsunuz. Hatırat kitapları ifşa etmekten, açıklamaktan ziyade saklamak için yazılır. Aklanmak için yazılır. Dolayısıyla biz mevcut bilgilerden hareketle zihnimizde inşa ettiğimiz tarihe hayalen kaçarız. Gerçekten kaçmak mümkün olsa gittiğimiz dönemin hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadığını anlayacağımızdan hiç şüphem yok benim. Ama bunun tabiatı böyledir. Yani geçmişi tamamen bilmek mümkün olmadığına göre muhtelif tarihçilerin ve tarih filozoflarının inşalarından hareket etmekten başka bir çaremiz de yoktur. Ayrıca her devrin tarihçisi yeniden okumak zorundadır. Yeniden inşa etmek zorundadır. Çünkü yeni bilgiler de ortaya çıkıyor sürekli. Hala Osmanlı devrinin kuruluşu hakkında hala tarihçiler öyle tartışıyorlar ki Osman Gazi Müslüman mıydı, değil miydi? Bu bile tartışılıyor hala.
Yani bilmiyoruz. Hele Selçuk tarihi hakkında çok az belge kaldığı için çok az şey biliyoruz. Yani kaçacak yerimiz yok kendi zamanımızdan başka. Hocam. Bu Yahya Kemal'in meselesi ayrıca tartışılması, uzun uzun konuşulması gereken bir mesele. Ben o Atik Valide'nin İnan Sokak'ta şiirini az önce sözünü ettiğim o Darius Şayegan'ın yaralı bilinç kavramı açısından analiz etmiştim uzun uzun. Ama o soruyu açmak gerekirse zamanımız çok aşacak gibi geliyor bana. Ben size bağlayayım. Ben bir saatlik vaktim var. Alalım hocam son soruyu. Daha çok şey anlatırım. Bence. Hocam ismim Murat Can. Ben Çapa Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben kitaplarla geç dost olan bir bahtsızım bence. Hocam ben şu anda fikir kitaplarıyla, anılarla, tarih kitaplarıyla vesaire ilişkimi güçlendirdiğini düşünüyorum ama romanlarla bir türlü tanışamıyorum hocam. Bana neden ve nasıl roman okumam gerektiği hakkında birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz diye sormak isterim. Çünkü romanlara bir türlü yaklaşamıyorum yani. İstesem de okuyamıyorum ama okumak istiyorum. Nasıl olacak? Evet. Mesela Berna Moran diye bir isim duydun mu? Bir eleştirmendir. Türk romanına eleştirel bakış diye 3 ciltlik kitabı var. Edebiyat okuyanlar bilirler. Biliyorsunuzdur değil mi Berna Moran? Berna Moran Türk romanından hareketli Türk modernleşme tarihini anlatır. Yani romanları yabana atmak lazım. Romancılar çok zaman tarihçilerden falan daha güçlü sezgileri vardır. Çok derin hakikatleri keşfedebilirler. Şairler de, romancılar da. Yani romanlar pekala sosyologlar, tarihçiler, psikologlar vesaire tarafından kaynak olarak kullanılabilir verilerdir, sağlam verilerdir. Rus toplumunu, Rus ruhunu anlamak istiyorsan Dostoyevski okuyacaksın. Yani Fransızlığı anlamak istiyorsan Balzac'ı okuyacaksın, Victor Hugo'yu okuyacaksın. Yani bunları okumadan edebiyat okumamış bir tarihçinin ciddi manada tarihçilik yapabileceğini, tarih okumamış bir edebiyatçının da asıl manasında tarihçi, edebiyatçı olamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. İyi bir romana denk gelmedin herhalde. Mesela sana bir roman tavsiye edeyim. Onu oku, hoşuna gidecek, ondan sonra devamı gelir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Okuyan var mı? Bak bak, görüyor musun? Biraz sabredeceksin, sonra açılacak roman. Hayret edeceksin, ne kadar güzel bir roman. Büyük tad alacaksın. Biraz da tarih bilgin varsa, yakın tarih bilgin falan, sana daha da açılacak. Ama çok yönlü olmak çok önemli çocuklar. Yani tek yönlü olmamak lazım. Yani bir alanda çalışıyorsanız, ona yardımcı olacak başka alanlarda da bilgili olmakta fayda var. Ne bileyim, bir müzikle alakalanın mesela. Mutlaka müzisyen olmak şart değil müzikle alakalı. İyi dinleyici olmak. Müzik tarihi bilmek. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok kitabını okumak için, mesela Huzur'u okumak için birçok bilgiye ihtiyaç var. Batı müziğinden az çok bahreder olacaksınız. Türk müziğini bileceksiniz. Musiki, psikanaliz vesaire. Yani disiplinler arası ilişki son derece önemli. Böyle bakmamak lazım. Daha geniş bakmak lazım. Edebiyatçılara da, tarihçilere de yan disiplinlerde edinilecek bilgi çok istifadeli olacaktır. Bundan emin olunuz. Teşekkür ediyorum.